Biz tabii ki bir siyasi partiyiz, bir genel merkezimiz var. Genel merkezimizde genel başkanımızı grup toplantılarında dinlemek, bizzat orada olmak bizleri keyiflendiriyor. Sonrasında da genel başkan yardımcılarımızla Kayseri ölçeğinde il teşkilatımız olsun, belediye meclis üyelerimiz olsun... Buradaki faaliyetlerimiz hakkında bir öngörü, bir en azından yaptığımız faaliyetleri kendilerine aktarma ve onların bundan sonraki bize çizdiği yol haritaları üzerinde istişareler yapıyoruz. En azından kendi görüşlerini alıp kayserimizde bunu en azından iyi parti politikaları olarak hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla dün biz genel başkanımızı dinlemek üzere il teşkilatımızı, il başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş beyin Ankara'da misafir olduk. Ee, Genel Başkanımızın kürsüden yapmış olduğu konuşmalar hakikaten insanların tüylerini ürpertecek kadar e, Türkiye gerçeklerini anlatan ifadeler ve bunlarla ilgili de çözüm önerilerini ortaya koyan ve yine dün orada EYT'lilerin e, temsilcilerini halkın kürsüsüne davet edip halkla buluşturan ve dertlerini ortaya koymalarına fırsat veren bir tablo gördük. Genel Başkanımıza bu anlamda halkın sesi olmadığına teşekkür ediyoruz. Sonra milletvekilimizin e, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki faaliyetlerini kendi ağzından dinledik. Orada genel başkan yardımcılarımızla temas edip sohbet etme fırsatlarını bulduk. Genel başkan yardımcılarımızın birçoğunun Kayseri özelinde bizim çaba ve gayretlerimizi gördüklerini ve bunlar üzerinde bize yeni doneler, yeni olaylardan, yeni örneklemelerden verdiği konularda inşallah harmanlayacağız. Bunları tekrar Kayseri halkıyla buluşturacağız. Ama genel merkezimizin Kayseri özelinde değil ama Türkiye özelinde gördüğü bir gerçek var. Biz de bunlar burada halkımıza en azından yanlarında olup mikrofon uzattığımızda, dertlerini dinlediğimizde geçim olduğunu görüyoruz. Sıkıntının hakikaten artık mutfağa, mutfaktaki tencereye hatta tencere değil, oradaki tencerenin içerisine konulacak yağın olmadığından bahsettiğini görüyoruz. Türkiye genelinde bunun yaşandığını ve Genel Başkan yardımcılarımızdan bu konu üzerinde neler yapılabileceği, vatandaşın yanında olduğumuzda ne taahhütte bulunabileceğimizi, iktidar değiştiğinde inşallah iktidara biz geldiğimizde bunları nasıl toparlayabileceğimizle ilgili görüşmeler var.